Demokrat Parti adayı Başkanı Mehmet Taze, Suriye olaylarının güney illerine etkisi ve AKP hükümetinin hata politikalarını eleştiren bir basın açıklaması düzenledi. Demokrat Parti olarak Hataylı sorunlarını, halkımızın meselelerini devamlı gündeme taşıyor ve takip ediyoruz. Hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti hem de Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Demokrat Parti adayı Başkanı Mehmet Taze, 3 yıldır Suriye'de yaşanan iç kargaşa ve çatışmalar neticesinde Suriye olan sınır ticaretinin sıfır noktasına geldiğini ve Suriye ile olan sınır kapılarımızın kapanması sonucunda da Orta Doğu ülkeleriyle olan ticaretimizin kötü etkilendiğini kaydetti. Dün mayınlı arazileri temizleyeceğiz diye gelenler bugün Hende geçerek Suriye ile Türkiye arasında uçurum yaratmaktadırlar. Bugün Demokrat Parti'nin uzlaşıcı ve barışan kültürü aranmaktadır. Hükümetin Suriye muhalefetine destek verme bahanesiyle sınır güvenliğini zafiyete uğrattığını da öne süren Demokrat Parti adayı Başkanı Mehmet Taze, bölgenin güvenliğini sarsan bu gelişme sonucunda cive gözü ve reyhanlı patlamalarıyla büyük can kaybı yaşanması yanı sıra Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki mülteci kamplarında çıkan arbedelerde de can kaybı yaşandığını ifade etti. Kaçakçı mı, terörist mi olduğu belli olmayan insanlar için Hava Kuvvetleri Komutanı istifa ederken Hatay'da masumiyetlerin %100 tescilli olan Reyhanlı'da sadece ekmeği için uğraşan masum vatandaşlarımızın şehadetinin kimleri istifa ettirmesi gerektiğini hep beraber sormak lazım. Taze, bölgemizde yapılan kontrolsüz göçlerin şehir merkezlerinde sosyal hayatı ciddi bir şekilde zorladığını, gelen sığınmacıların çaresizlik ve sefaletten kaynaklanan yanlış hareketlerin içine girmeleri sonucunda bölge halkından farklı yollarla tepki görmeye başladığını söylerken, bölge halkını huzursuz eden sığınmacı sorununun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti. Bunun altında Hatay halkının da hatası var. Bizi saymayan, bize insan değeri vermeyen bu hükümete oy vermemesini çağırıyorum.